Gaziantep Kombi Servisi'nin katkılarıyla hazırlanan Derde Deva Ruha Şifa Programı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunanlar Yaşam Koçu Biyoenerji ve NLP Uzmanı Yavuz Polater, Yaşam ve Aile Koçu Biyoenerji Uzmanı Cumali Uz. Petek Temizleme ve Kombi Bakım Onarım Servisi ile hizmetinizdeyiz. Gaziantep Kombi Servis Telefon 0342 371 1212 12. 0536 226 46 56. Assalamualaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok değerli ve kıymetli davet Radyo dinleyicileri. Bugün de derde deva, Ruhu Açma programında yine beraberiz inşallah. Bugün Cuma Hocam'la beraber, Yaşam ve Aile Koçu Cuma Aliyoz Hocam'la beraber çok önemli bir konuyu ele alacağız inşallah. Cuma Hocam bugün eşler arasındaki diyalog konuşacağız inşallah. Evet. Evet. Hakikaten çok çok ihtiyaç olan bir konu. Yani şu an toplum hayatında çok ciddi manada ihtiyaç var hocam. ne yazık yuvalar yıkılıyor Allah muhafaza. Eşler birbirlerini artık anlamamaya başlıyor. Ve asrın getirdiği efendime söyleyeyim o dehşetengiz dışarıdaki dağdağlı hadiseler eşleri etkiliyor. Gerek maddi gerek manevi eksiklikten gerek efendime söyleyeyim karşılıklı birbirimizi anlamaktan dolayı bazı sıkıntı ortaya çıkıyor. O sebepten bu konuya çok önem veriyoruz. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. her konuda bizim rehberimiz olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aile ayetine bakmak lazım. Evet hepimizin Eşler olarak gerek erkek olsun gerek bayan olsun eşler olarak eksik noktalarımız vardır. Efendime söyleyeyim tamamlaması gereken noktalar vardır. Veya göremediğimiz bilemediğimiz kusurlarımız vardır. E, o sebepten dolayı bu kusurlarımızı önce kendi nefsimizde görüp efendime söyleyeyim kendi e, iç alemimizde muhasebe ve mütala edip ona göre aile hayatımıza, ona göre eşimize davranmamız lazım değil mi? Bazen yapılan küçük bir hatalardan bakıyorsunuz hatanın büyümesi, iki tarafın bu hatayı kabullenememesinden dolayı aileler dağılıyor Allah muhafaza. Eşler birbirlerine dargın oluyor, kırgın oluyor. Şimdi İslamiyet o kadar hassas bir dindir ki eşlere vazifeler vermişti. Efendim kadının erkek üzerindeki vazifeleri, erkeğin kadın üzerindeki vazifeleri bu konuya girersek çok detaylı. Fakat bunlara bakmak lazım. Yani dinleyicilerimizden istirhamız buna bakmak lazım. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımlar nasıl davranmış? Veya hanımları Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl davranmış? Bu konulara bakmak lazım. Bu çok çok önemli. Ee, buradan inşallah Cumali Hocam eşler arasında saygı ve sevgiden başlayalım inşallah. Nasıl olmalı? O perde ince bir perde var. O perdeyi nasıl muhafaza etmemiz lazım? Evet. Yani öncelikle e, Allah'ın yaratığı en şerefli mahluk insan. Evet. İnsanı anlamak gerekiyor. Evet. Hocam. Ee, biz insanı anlarsak, önce kendimizi anlarsak, inşallah hem Rabbimizi tanır, hem de karşımızdaki insanları da e, tanımaya vesile olur. Evet. Hocam. Çünkü bizim nasıl düşüncemiz, duygularımız, hislerimiz varsa, evet. karşıda kim olursa olsun, eşimiz de olur, arkadaşımız de olur, kardeşimiz olur onların da aynı o duygularının olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani burada evvela ailede saygı ve sevgi vazgeçilmez bir unsurdur. Evet. Yani insanı birbirine bağlayan en önemli sebeplerden bir tanesi. Bunun da kaynağı yine diğer programlarda belki konuştuk bunu. İnsanın Allah'a olan bağlılığı. Evet. Yani Allah'a olan bağlılığı kuvvetli olursa yani iman dediğimiz o inanç kuvvetli olur, bağlı olursa Allah'ın emrini yerine getirmek arzusu ile insan kainata ve olaylara baktığı için ev hanesine de evine de hanesine de o şekilde bakıyor. Sen yani Eşine de öyle bakıyor. Cenab-ı Hak bizlere emanet olarak vermiş mesela. Aslında birbirimize emanet etmiş. Erkeği kadına, kadını erkeğe emanet etmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlar sizin emanetlerinizdir. Onlara iyi bakınız diyor. Bu şekilde bakarsak inşallah e, ilk başlangıcı budur diyorum. Evet çok güzel. Şimdi e, çok güzel bir söz var hocam. Diyor ki kadın şu dört şeyle yuvasını yıkar diyor. Şu dört evet. şeyle. İnat, asabiyet, şüphe ve sesini yükselterek konuşması. Baktığımız zaman bu dört nokta erkeğin derler ya can damarımı kesti. Can damar noktası yani. Ha. Bir bayan iffetini aşıp erkeğine bağırarak hükmetmeye çalışırsa belki erkeği can damarından yıkmış olur. Veya bir inat yüzünden günlerce demeşine eşine küserse efendime söyleyeyim veya asabi davranırsa evet. E, veya şüpheyle yani biz şunu şunu anlamamız lazım. Bayanlar şunu düşünmesi lazım. Bu erkek sabah evinden çıktı. Helal rızık için akşama kadar belki kaç insanla muhatap oldu. Belki ne imtihanlar yaşadı. Evet. Değil mi? Belki ne sıkıntılar yaşadı. Esnafsa ödemelerinde sıkıntı yaşadı. Öğretmense okulda kaç öğrenciyle muhatap oldu. Memursa çalıştığı kurumda ne sıkıntılar yaşadı. Yani bunu düşünmek lazım. Bir bayan her zaman erkeğini pozitif enerjiyle göremez. Bazen oluyor. Yani biz kendi ailemizde de yaşıyoruz. Kendi babamızda gördük. Akrabamızda gördük. Eve gelir. Evin reisi yorgun, bitkin, tükenmiş değil mi? Belki enerjisi kalmamış. Bayan evde erkeğini beklerken güler yüz, mütebessim bir şekilde efendime söyleyeyim hoşgörüyle karşılaması lazım. Peki diğer taraftan biz erkek cihetine bakalım. Diyor ki erkek şu dört şeyle yuvasını yıkar. Uzaklaşmak, ihmal etmek, katı davranmak ve cimrilik. Bu da çok önemli. Yani soğuk davranırsak bir bayana verilecek en büyük azap odur dünyada. Bir erkek Eşini tebessüm etmezse, güler yüz göstermezse, ilgilenmezse, soğuk davranırsa, uzak olursa, bir zamanla hanımın da kendinden uzaklaştığını hisseder hocam. Ve diyor ihmal etmek değil mi? Bazen o kadar iş güç arasında, evet. biz dünyanın derdi, meğer rızık kazanalım derken bazen bakıyorsunuz işte aile ihmal oluyor. Veya eşleri işte, ihmal oluyor. Ve katı davranmak, onu kırıcı şekilde. Cenab-ı Hak bayanları çok hassas yaratmış. Hakikaten hassas yaratmış. Yani, Bazen siz arkadaşınıza söylediğiniz işte arkadaşınız kırılmaz ama eşiniz kırılabilir, alınabilir. Ve diyor cimrilik. Bu cimriliği de şöyle açabiliriz hocam. Yani e, insan erkek biraz evine karşı sehavetli olacak. Biraz evine harcama yaparken ha, israf etmeyecek, israfa girmeyecek. Evet. Evine harcama yaptığı zaman biraz böyle ne derler? Geniş olması lazım. Hani e, nasıl kendi giyimine, keyfine harcamasını yapıyorsa aynı şekilde o fedakarlığı ailesine de eşine de yapması lazım. eşin çocuklarının ve eşinin rızkını kesmemesi lazım. Yani helal noktadan nasıl kazanıyorsa onu kesmemesi lazım diye söylüyorum hocam. Evet. Yani şimdi e, malum konumuz diyalog. Evet, Eşler arasındaki diyalog olduğu için e, bir de yabancı bir araştırmacının böyle bir sözü vardı. Evet, Çünkü iyi geçinme diyor. İki kişinin kusursuz olmasıyla değil karşılıklı birbirlerinin kusurlarını hoş görmesiyle olur. Evet. Şimdi hiç kimse kusursuz değil. Yani hiç kimse kendisini kusursuz görmemesi lazım. Herkes kusurlu, hepimiz kusurluyuz. İnsan olmamız bunu zaten gerektiriyor. Evet. İnsan kusurlu bir varlıktır. Onun için e, kendimiz kusurlu olduğumuz noktaları düşünüp e, sadece karşının değil, e, daha çok aslında kendimizi ...kusurlu taraflarını görüp... Evet. ...kendimizi düzeltmemiz... ...gerekiyor. Ama yok sadece... ...karşıda kusuru görüp de... E, ...o kendisini düzeltmesi lazım... E, ...diye düşünür de... ...o şekilde inat edersek... ...o zaman hakikaten evliliğin ve ailenin... ...temeli sarsılır. E, en büyük etkenlerden bir tanesi de bu. E, i̇kincisi hocam... E, ...aslında... ...duygularımızı da anlayabilmek. İnsanın hayatta en çok... ...ihtiyaç duyduğu şey kendisini e, onu anlayacak birisinin olması, kendisini anlatabilmesi ve kendisini anlayacak birinin olması. Çok önemli. Bu da en önemli e, eşler arasında olan münasebettir yani. Evet Yani kişi en yakınına kendisini anlat anlamasını ister, anlatmayı ister kendini ve kendisinin anlaşılmasını ister. Bu da karı hoca arasındaki en önemli münasebetlerden bir tanesi. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün Mesela duyuyoruz ve çevremizde görüyoruz bazı şeyleri. Karşılıklı birbirlerini dinlemiyorlar. Dinlemeyen aileler arasında çok sıkıntılar oluşuyor. Ama birbirini dinleyen, birbirinin sözlerine saygı gösterip, e, empati kuran, onu anlamaya çalışan ailelerin ne kadar sıkıntısı olsa da hakikaten altından kalkabiliyorlar, sabrediyorlar, direnç gösteriyorlar. Aynen Çünkü şu. birbirine dinleme var. Çok güzel, evet şu. Bir de şu var hocam. Nasıl ki baba ile çocuk arasında bir perde varsa ince bir perde. Nasıl ki efendime söyleyeyim e, iki arkadaş arasında bir ince bir perde varsa eşler arasında bu yırtılmaması lazım. Evet. Yani bu benim eşimdir ağzıma geleni söylerim tabir olmaması lazım. Aman eşimden mi çekineceğim olmaması lazım. Bakın çok manide Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi kızı içeri girdiği zaman ayağa kalkıyor. Ya. Yeah nasıl bir hürmet. Peygamberimiz her şeyde evet. örnek olduğu gibi yani bakın peygamberimiz nedir? Mübarek hanımına Ya Resulullah düğüm ne durumda diyor? İlk günkü gibi diyor. Kör düğüm gibi. Yani demin bu çok çok önemli bir şey. Ben bazen evet. düşünüyorum. Yani makam Mahmut. Yani peygamber nasıl? Bir makam ki bakın mesela biz diyelim nişanlarda bunu çok görüyoruz. Nişanlıyken birbirlerine bayılıyorlar, her şeyini feda ediyorlar evleniyorlar. Üç beş ay sonra eşler bakıyorsun birbirine giriyor veya birbirlerini sırlarına açıyorlar. Neden? Evet. O düğüm ne oldu? O düğüm hani nişanlıyken düğüm atmıştınız. Düğüm paramparça oluyor. Yani o sebepten dolayı saygı, e, sevgi gerçekten biz ninelerimizde, dedelerimizde bunu gördük. E, ben rahmetli e, dedemin bizzat böyle kend, e, kendi, ağzından duymuşuz. Yani diyor ki e, eşim benim ayakkabımı her sabah kapıya bırakır. Ve akşam karşılar aslında yani çok çok önemli bu yani çok önemli. Hakikaten baktığımız zaman geçen programda siz bir şey bahsetmiştiniz. Çok güzel bir yer okumuştunuz onu da okuyacağım. Ey Fatıma diyor. Ey Fatıma erkeğine iltifatta bulun. Böyle yap ki başkasına muhabbeti duymayasın. Bakın. Ey Fatıma erkeğin ayıbını başkasına açma. Allah Teala sana gazap eder, sonra melekler, sonra peygamberler, sonra erkeğin gazap eder. Yani saygı ve sevgiden sonra hocama söyleyeyim ne olması lazım? Sırdaş olması lazım. Evde ne yaşandıysa, ne olduysa düşün iki tane eş düşünün. Efendim bir imtihan yaşandı. Bayan bayan gidip anne babasına anlattı. Erkek tarafı gitti anne babasına anlattı. O amcaya, o dayıya ne oldu bu sır? Evet. Sır paş oldu. Sırrı parçaladıkları zaman ne oldu hocam? Ondan sonra çözülmeyen bir mesele. Belki bir ceviz kabuğunu dolduramayacak bir mesele. Büyük bir kavgaya, büyük bir husumete ve iki taraf arasındaki kim vadebete dönüştü. Evet. Bu da çok önemli. Ve bu da var. E, dün bir hadis-i şerif okumuştum. Beni çok etkiledi. Diyor ki, ahir zamanda erkeğin felaketi hanımının ve çocukların eliyle olacak. Neden dolayı diye soruyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hanımı erkekten çok şey talep edecek ve erkek bunu helal kazancıyla kazanamayınca harama gidecek. Çocuk çok şey talep edecek ve erkek bunu kazanamayınca harama gidecek. Yani bayanlar kanaatkar olması lazım. Ha benim erkeğim gücü bu kadar, kuvveti bu kadar, maaşı bu kadar. isteğim bu kadar olsun. Başka bir komşuya bakıp, başka bir akrabaya bakıp, efendime söyleyeyim, onların eşlerinin ona aldığı şeyi, aynısını beklemek. Allah her insana farklı alemde, farklı mizajda yaratmış. Farklı imkanlar nispetinde yaratmış. ...aynısını talep etmek ...ve emin onu bu yüzden... ...erkeğinin derler ya başının etini yedi derler ya... ...yani bu yüzden... E, ...böyle... ...hayatı ızdırap olan... ...beyler var yani... ...yani hakikaten beyler var... ...çok manidardır İstanbul'da bir kabristan var... ...kabristan da... E, ...kabir yazısına şöyle yazar... ...anasının ve karısının dırdırından... ...vefat edenler... ...böyle bir zat... E, ...yani hakikaten kabrine kabir taşına yazdırmış yani. Onların ve vefat eden zat. Yani böyle dırdır edip, kocanın başını etini yiyip, kocaya ısrar edip bunu aldı. Etkik ne yapacak hocam? Gücü yetmezse. Haram kazanç, faizler, krediler, Allah muhafaza, tepeciler. Ne olacak? Ne oldu hayat? Hayat zindan oldu yani. Şimdi bir de bunun yanında yani iyi geçinme olduktan sonra ailenin içerisinde sıhhatli bir iletişim olursa. Evet. Çocuklarımız da bundan istifade Etkileşim. edecekler. Doğrudur. Yani negatif olursa onlar da negatif etkilenecek. Pozitif evet. olursa pozitif etkile etkilenecekler. Yani karı koca e, kendi arasında güzel bir münasebet kurar. İletişimi güzel olursa, saygı, sevgi ve belli bir edep ölçüsünde olursa çocuklar bu ailede çok güzel yetişiyor. Evet. Onlar da anne babadan saygıyı, sevgiyi Karşıyı nasıl dinlememiz gerektiğini, e, nasıl anlamamız gerektiğini e, çok iyi öğreniyorlar. Hayatları boyunca onlar da o şeyi kullanıyorlar. Çok yani aile kişinin ilk okulu. Evet. İlk okulu, ilk başlıyor. mektebimiz ailedir. Ve o ailede de diyor Bediüzzaman Hazretleri ilk öğretmen de, ilk üstad da annedir. Evet. Ee, anne de e, tabii ki belli bir düşünce olarak, ruhsal olarak bir e, güzel bir sıhhatte olması lazım ki, bu da en güzeli eşler arasındaki münasebet bunu sonuç veriyor yani. Evet. Yani biz mesela demin siz hani bahsettiniz işte kadın erkeği dışarıdan geldiği zaman şöyle davranması. E, her iki tarafında tabii ki sorumluluğu var. Hani ikisine de değindiniz. Hakikaten e, kadın ben eşimi kocamı nasıl mutlu ederim diye düşünüp e, onun içerisinde olması lazım. Erkek de aynısını hanımı için düşünmesi lazım yani. Evet hocam. Yani hanımı nasıl mutlu ederim? Evet hocam. Ee, erkek aslında biraz da şu var hocam. Erkeğe de çok önemli bir vazife, vazife düşüyor burada. Ee, o hanımına nasıl güzel davranırsa, e, onun ihtiyaçlarını gözetir, e, duyguların düşüncelerini anlamaya çalışırsa, e, o evlilik, o ev hayatı çok mutlu oluyor. Evet. evet. Çünkü kadın mutlu olursa, o da çocuklarını mutlu eder. Ya. Kadın evet. mutlu olamazsa o ailede çocuklar da mutlu olamaz. Üstadımız zevci ve zevci diyor ya hocam. Evet. En bahtiyar zevci odur ki işte Ahirette de erkeğine yardımcı olsun. En evet. bedbahtı odur ki onu sefahatte onu teşvik etsin manasında. Yani şu var. Ma manevi, manevi ibadet, manevi işleri de çok evde önemli. Evet. Diyelim biz bunu çok yaşadık hocam. bir erkek eşine sadece suri güzelliğine bakıp benim eşim güzeldir, böyledir, şöyledir deyip o güzelliği de severse o güzellik gittiği zaman o muhabbet bitiyor. Evet. Fakat benim eşim ebedi yol arkadaşımdır, ...Refika'yı hayatımdır deyip o yönüne bakarsa bir de hocam bu çok önemli. Şimdi evlerde ne yazık o biraz azalmaya başladı. İnşallah ümmet Muhammed uyanır, biz de uyanırız. İbadette kuvvet vermek. Daha önceki programlarda bahsettiniz ya beraber cemaatle namaz kılmak. Evet. Eşiniz arkanıza, arkanıza geçecek yani. Evet. Ondan sonra efendime söyleyeyim e, ee, derler hani bir tabir var. Hocadan koca olur mu? Kocadan hoca olur mu? Tabiri. Gerçekten önce diyor koca olacak sonra hoca olacak. Yani kocalığını yapacak o hakkı ifadetten sonra hocalığını da yapacak yani. Herkes kendi çapında evet. efendim eşini arkasına alıp günde hiç olmazsa bir, birkaç vakit beraber cemaatle namaz kılmak. İşte bahsettiğiniz beraber kitap okumak. bir işinde. Erkek sohbete gidiyorsa bayanın mani olmaması lazım. E, bayanın sohbeti varsa e, efendim gündüz evini eşini, çocuklarını ihmal etmeyecek tarzda gidebilir. Değil mi hocam? Yani evet. Peygamber Özellikle Selam diyor, eş, e, bayanın mescidi evidir diyor. Öncelikle evine ağırlık verecek. Yani bir bayan mesela manevi ibadetine giderken eğer eşini aksatıyorsa, çocuklarını aksatıyorsa, ev vasfını aksatıyorsa ya bu şu an biraz tam anlaşılmıyor. Hani bazen sıkıntı yaşıyoruz. Bakıyorsunuz iki tarafta çok maneviyatlı neden sıkıntı yaşıyorsunuz diye sonuca işte eşim benim efendim sohbetlerime gitmem veya ibadetime veya orucuma e, mane oluyor diyorlar. Bakıyorsunuz erkek de diyor ki efendim bu asıl vasıfelerini ihmal ediyor. Yani bunu anlamak lazım. Bir bayan ibadetini yaparken dahi efendim oruç tutarken dahi eş, erkeğinin iz, rızası olması lazım. Erkek de olması lazım. Ona karşı yumuşak e, efendim eşine yaklaşırken bu eşim dışarıdaki karşılaştığım bir arkadaş değil, bu eşim müşteri değil, bu eşim öğrenci değil. Bu eşim <laughs> benim dünyada ve ahirette Değil mi? Hem lepikiyim hem şepaçım diye ona halim ve selim lazım. Biz erkekler olarak bu zafiyetimiz var. Bunu anlamamız lazım. Yani evet yorulabiliriz, evet borçlarımız olabilir, evet ödemelerimiz olabilir. Fakat bunların hiçbirisi ailemizle ilgilenmeye mani olmaması lazım. En evet. yoğun insan dahi e, icabında e, şunu söyleyeyim hocam insan e, üstadın dediği bir kalbi kalbine uygun yani ruhunu anlayacak birisine ihtiyacı var belli bir zaman sonra. Değil mi? Evlenme yaşına çağın, çağına gelen gençlere bakıyoruz. Evlenmedikleri zaman ve dışarıda çalıştıkları zaman belli bir sıkıntılar yaşıyorlar. Kendi işlerine kapanıyorlar. Neden? Çünkü dertleşecek, derdini dinleyecek insanları bulamıyorlar. Yani belli bir yaştan sonra insanın derdini, halini ne annesi anlayabiliyor, ne babası anlayabiliyor, ne de dışarıdaki arkadaş. Allah onun kalbine anlayacak eşler inşallah insan ediyor. mesela ah. insan hakikaten hocam akşam çalışınız yolunuz için evinize geliyorsunuz. Efendim eşiniz oturup bir hasbihal edince Onunla bir edince, onun fikrini alınca hikmetli bir bayanıza ne kadar rahatıyorsunuz değil mi hocam? Ne kadar şey yapıyorsunuz, rahatıyorsunuz? Veya diğer şekilde düşünelim. Allah muhafaza sizi anlamayan veya karşılıklı anlaşamayan, iki tarafta sıkıntı diyelim. E hocam akşama kadar sıkıntı yaşadı. Evine geldi, evinde huzursuz oldu. Bu insanın dünyası zindan olur. Dünyası ve ahirette zarar görür. Yani ben evinde mutsuz olup çok böyle ibadet eden, çok böyle maneviyatta çok şey olan çok nadir kişiler görmüşüm yani. İnsan ama mutlu insan bakıyorsun evinde huzurlu, işinde huzurlu. Dolayısıyla da ibadetinde çok daha huzurlu. Kalbi ve ruhu artık böyle şüpheler, elemler değil yani hep böyle ibadetle. Aynen. Şimdi zaten ailesiyle iyi olan bir insan her noktada başarılı olur. Evet. Ailesinin bir de arkasında olduğunu düşünürse, ona dua ettiğini düşünürse. Evet. Hakikaten insan çok mutlu olur ve başarılı olur. Evet. Yani hanımıyla arası iyi olmayan bir insan, bir erkek ne işinde mutlu olabilir. Evet. Ne çalışmalarını doğru dürüst yapabilir. Ne de sohbetlerinden çok bir şey anlayabilir. Evet. Hakeza iki taraf için geçerli yani. Demek ki birbirimizi anlamak, birbirimizi kırmamak, kusurlarımızı görüp, kusurlarımız varsa yani onları görmemek. E, yani sonuçta hepimiz insanız. Evet. Allah bile affediyor yani ne kadar Aha. hata günah işlesek. Ey nefislerinde aşırı giden kullarım Allah'ın rahmeti, ümit kesmeyin. Ya. Allah gafur rahimdir mesela. Bağışlıyor. Yani biz de böyle o şeyi üzerimiz almamız lazım. Tamam belki gönlümüz kırılır, kalbimiz kırılır ama bunu devam ettirmemek gerekiyor. Evet hocam. Çünkü Cenab-ı Hak diyor hesap gününde, mizanda e, sevap ve günahları tartıp ona göre muamele ediyor. Evet. Yani sevapları ağırsa e, o noktadan cennete Cenab-ı Hak gönderiyor. Ya. Biz de yani karşımızdaki insanlara bakarken sadece eşimiz, çocuğumuz değil herkese Bakarken bu noktadan bakmamız. Bir insanın iyilikleri varsa kötülüklerini de görmemek lazım. Belki evet. de onun iyileşmesi için dua etmek gerekiyor. Evet. Bir de hocam çalışan eşler arasında şöyle bir imtihanlar yaşanıyor. Diyelim sabah erkek evinden ayrılıyor, efendim işe gidiyor, Bayan evinden ayrılıyor, işe gidiyor. Bakıyorsunuz bayan akşama kadar belki yüz tane etkili muhatap olmuş, işi gereği tebessüm etmiş, gülümsemiş, onlara konuşmuş, dertlerini dilemiş. Evine geliyor, erkeği ilgilenemiyor. Evet. Tebessüm edemiyor. Veya erkek akşama kadar efendim yüz kişiye ilgilenmiş. Onlara gerekli tebessümü göstermiş. Gerekli ilgiyi göstermiş. Saatlerce konuşmuş, dinlemiş. Eve geliyor. Eşinin yüzüne bakmıyor. Evet. Bu konulara dikkat etmek lazım. Yani biz nasıl ki dışarıda çalıştığımız zaman gerek eş olsun, gerek bayan olsun, gerek erkek olsun. Biz kendi hayatımızda bizzat yaşadık. Kurumda çalıştığımız zaman e efendim kurum içindeki böyle çalışan bayanlar olsun, erkekler olsun. Bakıyorsun akşama kadar arkadaş gibi. Muhabbet, samimiyet, konuşma, Diyalog ayda gibi. E aynı kişiye bakıyorsun akşam evine gidiyor konuşmuyor sadece. Kapanıyor. O zaman sorgulamak lazım. Neden biz işimizde rızkımız için diyoruz ya hani rızkımız için yüz kişinin derdini dinliyoruz. Onlarla tebessüm ediyoruz. onlar çay içiyoruz. Gerekirse yemek yiyoruz. Muhabbet ediyoruz. Neden Allah'ın bize verdiği emanetin yüzüne bakmıyoruz? Evet. İrdilemek lazım. Ve bu sebepten dolayı efendim eşiyle imtihan yaşayıp o hayat beğenmeyi başka hayatlar ...girdiği zaman o zaman hep felaket çıkıyor ortaya. Nice. Ve, ve bunu kıyaslama yapmamak lazım. Yani bunu gerçekten samimi olarak yani... E, ...bütün eşler... ...bay olsun, bayan olsun, erkek olsun... ...karı koca olarak diyelim... ...hiçbir zaman eşlerimizi kıyaslamamamız lazım. Kıyaslama yaptığımız an kaybettiğimiz gündür. Kesinlikle. Her insan dışarıda göründüğü gibi değil. Değil mi hocam? Bazen bakıyorsunuz dışarıda çok neşeli... ...size gülüyor, tebessüm ediyor... ...çok diyorsunuz Allah Allah ne kadar ne kadar pozitif. Fakat aynı bayan bakıyorsunuz evdeki terörestiriyor bilemiyorsunuz kesinlikle bay e, kendi eşini dışarıda çalışanlarla veya komşularla kıyaslamayacak bayan da kendi kocasını başkasıyla kıyaslamayacak zaten İslamiyet'e buna uygun gelmemiş yani kıyasladığı an kaybeder Üstad diyor yani insan yüz kapılı bir saraya benzer yani belki eşinizin 99 kapısı kapalı ama bir kapısı muhakkak açıktır o kapıdan girmek lazım yani yani biz kendi hayatımızda yaşıyoruz hani kendi hayatımızda yaşıyoruz bazen böyle zor günler geçiyoruz, yorgun günler geçiyoruz. Efendim yoruluyoruz. Ben diyorum ki bugün ben de kimseyle konuşmak istemiyorum. O kadar yoruluyorum. Eve göz bakıyorsun hanımın söylediği iki şeyden bir an konuşmaya başlıyorsun. Açıyor seni, ruhunu biliyor. Veya söylediği bir iki sorudan şey yapıyorsun yani. Hatta küçük bir seyahat yapmıştık. O gün çok gergin seyahate çıkacağız. O kadar doluyum ki. Yani böyle dedim ki hanım yani ben yolda ne konuşacağım bu kadar şey? Nasıl oldu bilmiyorum. Nerelerden açtık onu, ne yaptı Baktım ben gülüyorum, tebessüm ediyorum. Elhamdülillah dedim ya. Yani Cenab-ı herkese böyle salih Salih deriz ya duamızda. Hakikaten bu çok önemli. Onun için dışarıdaki şeylerimizi eve taşımayacağız. Evet. Bir de hocam yine demin de bahsettiniz. En önemli faktör hakikaten bizim inancımız. Mesela karı koca birbirlerine bakarken, Sadece dünyevi bu 20-30 veya 40 senelik bir hayat için değil, sadece bu hayat için beraber değiliz. Ebedi bir arkadaşım bu benim. Yani cennet aleminde, evet. ebedi hayatta benim ebedi arkadaşım olacak. Yani bu noktadan bakarsak hani hiç kimse ebedi arkadaşını kaybetmek istemez. İstemez. Yani bu dünya her yönüyle imtihan dünyası. Sıkıntılar her zaman her yerde olacak. Yaşadığımız müddetçe hiçbir sıkıntıdan hiçbir zaman kurtulamayacağız. Evet, Yani bir insan bekar olsa, bekar insanlara bakıyorum. Yani hep sorunları var, bir kısım dertleri var, sıkıntıları var. Evli insana bakıyorum, evet. yine onun da ayrı bir sorunları var. Çocuğu olmayan insanlara bakıyorum, ayrı sorunları var. Çocuğu olanlara bakıyorum, ayrı sorunları var. Gence bakıyorsun ayrı, ihtiyara bakıyorsun ayrı. Herkesinden, herkesin insansak, bu dünyada yaşıyorsak imtihandan kurtuluşumuz yok. Evet hocam. İmtihan her zaman olacağız. Yalnızca şunu bileceğiz. Burası ahiretin, cennetin bekleme salonu. Burası geçici bir diyar. Entra. Biz ebedi hayata doğru gidiyoruz. Ve burada olan sıkıntılar, burada olan başımıza gelen olaylar, hadiseler bizim kabiliyetlerimizi inkişaf ettirmek için birer vesiledir. Allah bizim imanımızı işletiyor, imanımızı artırmak için gücümüzü, kuvvetimizi ona olan bağlılığımızı artırmak için bizi bu olaylarla imtihan ediyor. Acaba bu imtihan içerisinde nasıl çıkacağım? Ebedi hayata e, layık olmak için Allah bu da burada imtihanları önümüze çıkarıyor. Evet. Evlilik hayatında da bu aynen böyle. Burası benim bir okulum. Ben burada imtihan olunuyorum. Burada en güzel şekilde nasıl çıkarım bu imtihan içerisinden düşüncesiyle hareket etmek gerekiyor. Evet. Ne olacak neticesinde ya benim kısacık hayatta bir arkadaşımsa, dayanamsa, bu imtihanı kazanmama bir dayanaksa benim ebedi hayatta da benim ebedi arkadaşım olacak. Evet çok güzel. Hatırlarsanız bir de e, Risale-i Nur'da anlatıyor. Mesela diyor bahtiyardır o kadın ki dindar olan eşini diyor o da ona dayanak olur, tesanüd eder. Ona kuvvet verir. Bahtiyardır o erkek ki hanımına bakar o da dindar birbirlerine ahireti kazanmak için, cenneti kazanmak için birbirlerine destek olurlar. Evet. Hocam. O birbirlerini günahlardan alıkoyarlar. Ha biz bugün bu düşüncede olmamız gerekiyor. Evet. Müslüman olarak, imanlı bir insan olarak işte eşimi günahlarda nasıl kurtarabilirim? Eşimin Allah'a olan inancını kaybetmemesi için neler yapabilirim? Ahireti kazanmak için, beraber olmak için neler yapabiliriz? İki taraf da böyle düşünmesi, böyle hareket etmesi icap ediyor. Evet hocam. Allah İnşallah. razı olsun Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sizinle Evet. Değerli davetleri dinleyicileri, bugün de bize ayrılan vakti sonuna doğru geldik. Cumali Hocam'la beraber bugün eşler arasındaki diyalog, eşler arasındaki muhabbet, eşler arasındaki efendime söyleyeyim sevgi ve eşler arasındaki manevi irtibat nasıl olmalı? Onu görüştük, onu konuştuk. Güzel bir müzakere oldu. İnşallah istifade olmuştur. Başka bir Derde Deva, Ruha Şifa programında görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, selamette kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Gaziantep Kombi Servisinin katkılarıyla hazırlanan Derde Deva, Ruha Şifa programı sona erdi. Programı hazırlayan ve sunanlar Yaşam Koçu Biyoenerji ve NLP Uzmanı Yavuz Polat Er Yaşam ve Aile Koçu Biyoenerji Uzmanı Cumali Uz Petek temizleme ve kombi bakım onarım servisiyle hizmetinizdeyiz. Gaziantep Kombi Servis Telefon 0342 371 1212 12 0536 226 4656